Merhaba sevgili öğrenciler, ben matematik uzacağınız Ragıp Hoca. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ikinci dönemin konularına başlıyoruz. Dördüncü ünite. İlk konumuz birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Yedinci sınıftan bildiğimiz bir konu denklem çözme ve denklem kurma. Sekizinci sınıftaki farkı ise rasyonel denklemler. Rasyonel denklemler nasıl çözülür? Yedinci sınıfta öğrendiğimiz içler dışlar çarpımıyla çözebiliriz. Bir de payda eşitle sil yöntemi var. Tabi bu iki yöntemde de dikkat edilmesi gereken durumlar var. Videoyu atlamadan tüm örnekleri ve soruların çözümlerini izlemenizi, incelemenizi tavsiye ederim. Ayrıca WhatsApp kanalımıza katılarak takip edebilirsiniz. Ücretsiz şekilde numaranız görünmeden PDF dosyalarını, video linklerini paylaştığımız WhatsApp kanalına sağ üst köşedeki kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Hazırsanız ilk etkinliğimizde videomuza başlayalım. Aşağıdaki denklemleri sağlayan x değerlerini bulunuz. Bu örnekler 7. sınıftaki denklemlerle aynı. Diğer tarafa ters işaretli olarak göndererek çözeceğiz. Artı 8 diğer tarafa eksi olarak geçti. X eşittir 13 eksi 8'den x eşittir 5 olarak bulundu. B şıkkına geldik. Sol tarafta 2x, sağ tarafta x var. Az olan x'i çok olan x'in yanına gönderiyoruz. 2x eksi x oluyor. Diğer tarafta eksi 10 vardı. Sol taraftaki bilineni de sağ tarafa işaret değiştirerek gönderiyoruz. Eksi 7 de artı 7 oldu. 2x'ten x çıkınca x kaldı. Eksi 10 ile artı 7'nin toplamı ise zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini veririz. X eşittir eksi 3. C şıkkında sol tarafta 3x, sağ tarafta 5x var. 3x'i 5x'in yanına eksi olarak gönderiyoruz. 5x eksi 3x şeklinde. Bilinmeyenler sağ tarafta olduğuna göre bilinenleri de sola alacağız. Eksi 12 zaten soldaydı. Eksi 5'i bu tarafa artı 5 olarak gönderdik. Eğer artı 5 ile eksi 12 zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini verdik. Eksi 7 diye. 5x'ten 3x'i çıkardığımızda ise 2x kaldı. X'in katsayısı 2 olduğu için her iki tarafı 2'ye bölerek x'i bulacağız. Sağ tarafta x, sol tarafta ise eksi 7 bölü 2 kaldı. X değeri eksi 7 bölü 2'dir. Ç şıkkında denklemi çözmeye başlamadan önce işlemleri yapmamız gerekiyor. Sol taraftaki çarpma işlemleri 8x eksi 30 olur. Sağ taraftaki çarpma işlemleri ise 3x artı 15 olur. Az olan 3x'i diğer tarafa 8x'in yanına eksi 3x olarak gönderiyoruz. Artı 15 sağ tarafta kalıyor. Eksi 30'u da sağ tarafa artı 30 olarak gönderiyoruz. 8x'ten 3x çıkınca 5x kalır. Artı 15 artı 30 aynı işaretli olduğu için toplayıp ortak işareti verdik. Artı 45 şeklinde. Ve her iki tarafı x'in katsayısı olan 5 ile sadeleştiriyoruz. X eşittir 45 bölü 5'ten 9 olarak bulunuyor. D şıkkında bir çarpma işlemimiz var burada. 5x eksi 5 bulundu. 7 artı 5x eksi 5 eşittir 11 artı 2x şeklinde. 2x'i sol tarafa atacağız çünkü sol tarafta 5x var. 2x bu tarafa eksi 2x olarak gelecek. Sağ tarafta 11 var. Artı 7 bu tarafa eksi 7 olarak. Eksi 5 de bu tarafa artı 5 olarak gelecek. 5x'ten 2x çıktığında 3x kalır. 11'den 7 çıktı. 4. 5 daha 9. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde sol tarafta x kalırken sağ tarafta 3 kalacak. Cevabımız x eşittir 3. E şıkkında yine çarpma işlemimiz var. Burada eksi 4 ile çarptığımızı unutmayalım, dikkat edelim. Eksi 4 ile x'in çarpımı eksi 4x. Eksi 4 ile eksi 1'in çarpımı artı 4. Artı 72 eşittir 0 oldu. Eksi 4x'i diğer tarafa atarsak artı 4x olarak geçeceği için negatiflikten kurtulmuş oluruz. Artı 4 ile artı 72'nin toplamı ise artı 76 eder. Her iki tarafı 4'e bölmeliyim çünkü x'in katsayısı 4. X eşittir 76 bölü 4'ten 19 olarak bulunur. Geçtik diğer sayfaya rasyonel denklemlerin olduğu örneğe.
Aşağıdaki eşitliklerde x'in kesinlikle alamayacağı değerleri bulunuz. Baktığınız zaman örneklere x'ler payda kısmında, payda 0 olduğunda sonuç tanımsız olacağından x'in alamayacağı değer burayı 0 yapan değerdir. Yani x artı 4 0 olduğunda tanımsız olacağı için bu denklemin çözümü olmayacaktır. O yüzden x eksi 4 olamaz. Alamayacağı değer eksi 4'tür. B şıkkında yine paydayı 0 yapan değeri alamaz. X eksi 3 0 ise eksi 3'ü diğer tarafa artı olarak gönderdiğimizde x eksi 3, x yerine eksi 3 yazamayız demektir. C şıkkında 3x eksi 6 paydamız. 3x eksi 6 da yine 0 olduğunda sonuç tanımsız olacağından eksi 6'yı diğer tarafa atalım. 3x eşittir 6'dan her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x 2 değeri almamalıdır, alamamalıdır. C şıkkıyla devam ediyoruz. Yine paydayı 0 yapan değeri almaması gerekiyor. 4x eksi 12 eşittir 0 ise eksi 12'yi diğer tarafa attık. 4x eşittir artı 12 oldu. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x 3. X yerine 3 yazamayız. Paydamız 10 eksi 2x. 10 eksi 2x'in yine 0 olmaması lazım. Eksi 2 eksi diğer tarafa atarsak 2 eksi eşittir 10'dan x eşittir 5 buluyoruz. X yerine 5 yazdığımızda verilen eşitlik tanımsız olacağı için x yerine 5 yazamayız. Burada x artı 4 0 olduğunda tanımsız olur. Artı 4'ü diğer tarafa attığımızda x eksi 4 olamaz. Ayrıca şurası da 0 olursa yani x eksi 1 de 0 olursa tanımsız olacaktır. Eksi 1'i diğer tarafa attığımızda x artı 1 de olamaz. E şıkkında hem eksi 4 olamıyor hem de artı 1 olamıyor x. Geçtik diğer sayfaya, ikinci etkinliğimize. Aşağıdaki denklemleri sağlayan x değerlerini bulunuz. Payda eşitle sil yöntemi ya da içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. İçler dışlar çarpımı yaparsak bunun gizli paydası 1. Şöyle çarptık. X çarpı 1 x oldu. 3 kere 6 18 oldu. A şıkkında x değeri 18. B şıkkı bunun gizli paydası 1. X artı 1 ile 1'i çarparsak yine x artı 1 elde edeceğiz. Eksi 3 ile 5'i çarptığımızda ise eksi 15 elde edeceğiz. Eksi 1'i diğer tarafa artı 1'i diğer tarafa eksi 1 olarak atarsak x eşittir eksi 16 eksi 1 aynı işaretli olduğu için toplayıp ortak işaret verilir. X değeri eksi 17 bulunur. Artı 9'u diğer tarafa eksi 9 olarak atalım. Eksi 3'ü 3x bölü 2 eşittir. Eksi 9 olur. Eksi 9'un da gizli paydası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaparsak eksi 3x eşittir. Eksi 9 ile 2'nin çarpımı eksi 18 olur. Burada x'i bulmaya çalıştığımız için her iki tarafı eksi 3'e bölmeliyiz. Eksi 3'ler birbirini götürdü. X kaldı. Eksinin eksiye bölümü artı 18'in 3'e bölümü 6'dır. X değeri artı 6 olur. C şıkkında içler dışlar çarpımı yapamıyoruz. Çünkü iki tane kesir var. Eşitliğin her iki tarafında bir tane kesir olursa yapılabilir. Bu durumda payda eşitle sil yapacağız. Bunun gizli paydası 1. Hepsini 4'te eşitlememiz gerekiyor. Burayı 2 ile, burayı 1 ile, burayı 4 ile genişletiyoruz. 2x bölü 4 artı x bölü 4 eşittir 60 bölü 4 oluyor. Burada paydaları silebilirim çünkü artık paydalarımız eşit. 2x x daha 3x eşittir 60 oldu. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde x eşittir 60 bölü 3'ten 20 cevabına ulaşılır. D şıkkında da yine payda eşitle sil yöntemi yapmalıyız. Çünkü burada iki tane terim var. Burada bir tane terim var. Eşitliğin her iki tarafında birer tane terim olursa içler dışlar çarpımı yapabiliyoruz. 4'te eşitlemek için burasını 2 ile, burasını 4 ile, burasını 1 ile genişletmem gerekiyor. 2x bölü 4 artı 72 bölü 4 eşittir 3x bölü 4 oldu. Paydalarımız eşit olduğu için silebiliriz. 2x'i diğer tarafa eksi olarak gönderirsek 3x eksi 2x olur. Sol tarafta ise sadece 72 kalır.
3x'ten 2x çıkınca x, sol taraf 72. Cevabımız x eşittir 72 olur. Devam ediyoruz. Yine payda eşitlesiyle yapabileceğimiz bir problem, bir örnek. Hepsinin paydasını 12 yapmalıyız. Burasını 3 ile, burasını 4 ile, burasını 1 ile genişleteceğiz. Tabii ki diğer tarafı da bunun gizli paydası 1 olduğu için 12 ile genişleteceğiz. 3 kere x, 3x bölü 12 artı 4 kere x, 4x bölü 12 eksi burası x bölü 12 eşittir. Burasını 12 ile genişletiyoruz. 12x eksi 12 bölü 12 oluyor. Paydalarımız eşit olduğuna göre silebiliriz. Paydaları sildik. 3x, 4x daha 7x. X çıktı. 6x eşittir 12x eksi 12. Sol taraftaki 6x'i sağ taraftaki eksi 12'yi sol tarafa atarsak sol taraf 12 olur. Sağ taraf ise 12x eksi 6x olur. 12x'ten 6x çıktığında 6x eşittir 12 buluruz. Ve her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x eşittir 12 bölü 6'dan 2 sonucuna ulaşmış oluruz. F şıkkına geldiğimizde yine paydaları 12'de eşitlenecek kesirler var. Burasını 4 ile, burasını 3 ile, burasını 1 ile genişletirsek 4x bölü 12 artı 3 bölü 12 eşittir 11 bölü 12 oluyor. Paydaları siliyorum ve artı 3'ü diğer tarafa eksi 3 olarak atıyorum. 4x eşittir 11 eksi 3'ten 4x eşittir 8 oldu. X'i bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Her iki tarafı 4'e bölmemiz gerekiyor. X eşittir 8 bölü 4'ten 2 sonucuna ulaşıyoruz. G şıkkına geldik. Payda eşitle sil yöntemi yapacağız. 3'ün gizli paydasının 1 olduğunu unutmadan. 6'ı da eşitleyebiliriz. Burasını 3 ile, burasını 2 ile, burasını 6 ile genişletiyoruz. 3x bölü 6 artı 2 ile genişletiyorum. 2x eksi 2 bölü 6 ve burayı 6 ile genişletiyorum. 18 bölü 6. Paydalarımız 6 oldu. Siliyorum 6'ları. Eksi 2'yi diğer tarafa artı 2 olarak göndereceğim. 3x, 2x daha 5x eşittir. 18'in yanına artı 2 geldi. 5x eşittir 20 oldu. Ne yapacağız burada? Her iki tarafı 5'e böleceğiz. Çünkü x'in katsayısı 5. 5'e böldüğümüz zaman x eşittir 20 bölü 5'ten 4 olarak bulunacak. Yumuşak G şıkkına geldik. Bu önemli bir örnek çünkü kesrin önünde eksi var. Bu eksi 1'e ait değil, kesre aittir. Unutmayınız. Paydalarını eşitlerken burayı 6 ile genişleteceğiz, burayı 7 ile genişleteceğiz. Ancak şu eksiyi unutmuyoruz. Eksiyi parantez dışına yazdım. 6 kere 1 6, 6 kere eksi x, eksi 6x eşittir. 7 kere 2 14, 7 kere x 7x. Paydalarımız burası da 42 oldu, burası da 42 oldu. Paydaları siliyoruz eşitlendiğine göre. Şimdi şu eksi parantezin içine dağıtılacak. Eksi 6, eksi eksiden dolayı artı 6x eşittir 14 artı 7x oldu. Az olan x'i çok olan x'in yanına 6x'i 7x'in yanına eksi olarak gönderdik. 7x eksi 6x oldu. Artı 14'ü de diğer tarafa eksi 14 olarak eksi 6 eksi 14 oldu. Aynı işaretli olduğu için toplayıp ortak işareti verdik. Eksi 20. Burası ise x oldu. X değerimiz eksi 20. H şıkkı 5 bölü 8 ile x artı 7'nin çarpımının 15'e eşit olduğu söylenmiş. Bunun gizli paydası 1. 5 ile paylar çarpımı paya, paydalar çarpımı paydaya yazılıyordu. 5 ile x artı 7'yi çarparsak 5x artı 35, 8 ile 1'i çarparsak 8 eşittir 15 oluyor. 15'in de gizli paydası 1. Burada da içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 1 ile çarptığımızda aynı sonucu verecek. Yani 5x artı 35'te değişiklik yok. Eşittir 15 çarpı 8. 120 yapıyor. 35'i diğer tarafa eksi olarak attık. 5x eşittir 120'den 35 çıkınca 85 kalıyor. Her iki tarafı da 5'e böldüğümüzde x eşittir 17 sonucuna
ulaşıyoruz. 223. sayfadan devam ediyoruz. X bölü 5 eksi 3x bölü 10 eşittir. Eksi 9 bölü 2 verilmiş. Payda eşitle sil yöntemini kullanacağız. Hepsini 10'da eşitlemek için burayı 2 ile, burayı 1 ile ve burayı 5 ile genişletiyoruz. 2x bölü 10 eksi 3x bölü 10 eşittir. Eksi 5 ile 9'un çarpımı eksi 45 bölü 10. Onları silebiliriz çünkü paydalarımız artık eşit. Sol taraf 2x eksi 3x'ten eksi 1x yani eksi x. Sağ taraf ise eksi 45 oldu. Biz eksi x'i aramıyoruz. X arıyoruz. O yüzden her iki tarafın işaretini değiştiriyoruz ve x eşittir 45 olarak bulunuyor. Diğer denkleme geçtik. Burada paydaları eşitle sil yapabilirsiniz. İçler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. Buranın gizli paydası 1. 1 ile burayı çarptığınız zaman değişmeyecek. Burası yine 2 parantezinde x artı 2 olurken diğer taraf ise 3 ile x artı 5'in çarpımı olacak. 3 çarpı x artı 5 olacak. Yapmamız gereken eşitliğin her iki tarafındaki çarpma işlemleridir. Dağılma özelliğiyle burası 2x artı 4 oluyor. Sağ taraf ise 3 ile çarptığımız için 3x artı 15 oluyor. Sol tarafta 2x var, sağ tarafta 3x. 2x'i 3x'in yanına işaret değiştirerek eksi 2x olarak gönderiyoruz. Bilinen sol tarafta artı 4 vardı. Sağ taraftaki artı 15, eksi 15 olarak geldi. Bunların toplamı zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini veriyorum. Eksi 11. Sağ taraf ise 3x'ten 2x çıkınca x kaldığından x oluyor. X eşittir. Eksi 11 cevabına ulaşıyoruz. Burada payda eşitle sil yöntemini kullanabiliriz. Burasını 3 ile burasını 4 ile genişleteceğiz. Bunun gizli paydası 1 olduğu için burasını da 12 ile genişleteceğiz. 3 ile x artı 1'in çarpımı 3x artı 1 değil, 3x artı 3'tür. Çünkü 3'ü şu şekilde x artı 1 ile çarpıyoruz. 3x artı 3 bölü 12. Artı 4 ile genişlettiğimizde 4x bölü 12 eşittir. 12 ile genişlettiğimizde çarpmaya gerek yok. Çarpı şeklinde yazabilirsiniz. 16 çarpı 12 bölü 12 olur. Paydaları siliyorum. Burada neden çarpmadık diye düşünebilirsiniz. Bazen sadeleştirmeler olabiliyor. Her zaman değil, bazen. Belki sadeleştirme olur diye çarpmadık. Bakacağız. Oluyorsa olacak, olmuyorsa çarpacağız mecbur. Sol tarafta ne var? 3x artı 3 artı 4x var. 3x ile 4x'i topladık. 7x. Bir de sabit terim olarak artı 3 var. Sağ tarafta ise 16 çarpı 12. Şimdi burada sadeleştirme yapamıyorum. Neden? Sol tarafta toplama var. Sağ tarafta çarpma. Toplama durumundaki cebirsel ifadelerde sadeleştirme yapmam mümkün değil. O zaman 16 ile 12'yi mecbur çarpacağız. 10 tane 16 160 yapar. 2 tane 16 da 32. Topladığımız zaman 160 32 daha 192. Sol tarafta 7x artı 3 vardı. Artı 3'ü diğer tarafa eksi olarak atacağız. 7x eşittir. 192'den 3 çıkarsa 189 kalır. Her iki tarafı da 7'ye bölelim. Sol tarafta x kaldı. 18'de 7, 2 defa 2 kere 7, 14 kalan 4. 49'da 7, 7 defa. Buradan x eşittir 27 bulunmuş oldu. 8 eksi x eksi 6 eşittir 5x eksi 5x bölü 6. Bakın paydalar burada eşit x bölü 6, 5x bölü 6. O zaman bu eksi x bölü 6'yı ben diğer tarafa atarsam işlem yapabilirim. 8 eşittir 5x bölü 6 eksi x bölü 6 bu tarafa artı x bölü 6 olarak gelir. Paydalar eşit olduğu için toplayabilirim. 5xx daha 6x bölü 6 eşittir 8 olur. 6x bölü 6'daki 6'lar da giderse ne kalır? X eşittir 8 kalmış olur. X eksi 1 bölü 4 artı 5 eşittir 2x eksi 2 bölü 3. Payda eşitle sil yöntemi yapacaksak eğer bunun gizli paydasının 1 olduğunu unutmayacağız ve hepsinin paydasını eşitleyeceğiz. 4, 3 ve 1'in eşitlenebileceği sayı 12'dir. O halde burasını 3 ile, burasını 12 ile ve burasını 4 ile genişletiyoruz. X eksi 1 ile 3'ün çarpımı 3x eksi 3
bölü 12. 12 ile 5'in çarpımı artı 60 bölü 12 eşittir 4 ile x eksi 2'nin çarpımı 8x eksi 8 bölü 12 olacak. Burada paydalar eşit olduğu için silebiliyorum. Eşittirin sağ tarafında 8x, sol tarafında 3x var. 3x'i 8x'in yanına göndereceğiz. 8x eksi 3x olacak. O halde bilinenler de sol tarafta kalmalı. Burada eksi 3 artı 60'tan artı 57 zaten vardı. Yanına eksi 8 artı olarak geldi. Artı 8 oldu. Sağ taraf 8x'ten 3x çıkınca 5x. Sol taraf artı 57 ile artı 8'in toplamı artı 65. Her iki tarafı ne yapmamız gerekiyor? X'in yanında 5 olduğu için her iki tarafı 5 ile bölmemiz gerekiyor ki x yalnız kalsın. X 65 bölü 5 yani 13'e eşittir. Yan taraftan devam ediyoruz. X eksi 1 bölü 2 eksi x eksi 2 bölü 5 eşittir 4 eksi x eksi 3 bölü 10. Bu tarz denklemlerde aralarında eksi olan denklemlerde pay kısımlarını parantez içine almanızı tavsiye ederim. Bu işlem hatası, işaret hatası yapmanıza engel olacaktır. Sonra paydası olmayan bunlara gizli payda birleri yazmanızı tavsiye ederim ve payda eşitle sil yöntemini kullanalım. 10 da eşitleneceği için burasını 5 ile, burasını 2 ile, burasını 10 ile ve burasını 1 ile genişleterek yazacağız. X eksi 1'i 5 ile çarpıyoruz. 5x eksi 5 parantez içinde bölü 10 eksi burasını 2 ile çarpıyoruz. 2x eksi 4 bölü 10 yine parantez içinde yazdım. Eşittir. 4 kere 10 40 bölü 10 eksi yine parantez içinde yazıyorum. X eksi 3 bölü 10. Parantez içinde yazmamın sebebini şimdi açıklayacağım. Buradaki onları sildiğimiz zaman eğer parantezler olmazsa bu eksiyi biz 2x'in zannederiz. Ama parantez olunca bu eksi parantezin içindeki her şeyi etkileyecek. Aynı şekilde buradaki eksiyi x'in zannetme durumumuz olur parantez olmazsa. Ama parantez olursa içeriye dağıtacağımız aklımıza gelecektir. Şimdi yazalım. 5x eksi 5. Eksiyi dağıtarak yazıyoruz. Eksi 2x artı 4 eşittir 40. Yine eksiyi dağıtıyoruz. Eksi x artı 3 şeklinde. Düzenlemelerimizi yapalım. Sol tarafta 5x eksi 2x'ten 3x var. Eksi 5 artı 4'ten eksi 1 var. Sağ tarafta 40 artı 3'ten 43 var. Ve bir de eksi x var. Eksi x'i sol tarafa atarsak eğer 3x'in yanına artı 3x olarak artı x olarak geçecek. 3x artı x eşittir. Sağ tarafta 43 vardı. Sol taraftaki eksi 1 sağ tarafa artı olarak geçecek. Artı 1. 4x eşittir. 43 ile 1'in toplamı 44. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde ise x eşittir 11 olarak bulunacak. Diğer denklemimizle devam edelim. X eksi 1 bölü 2. X eksi 2 bölü 6 eşittir. 1 artı x eksi 1 bölü 3. Paydaların 6'da eşitlendiğini görebiliyorsunuz. Burası gizli payda 1 olduğunu unutmayarak burasını 3 ile, burasını 1 ile, burasını 6 ile, burasını 2 ile genişletiyoruz. 3 çarpı x eksi 1'den 3x eksi 3 bölü 6 artı burası değişmiyor. X eksi 2 bölü 6 eşittir. Burası 6 bölü 6 artı burasını da 2 ile genişletiyoruz. 2x eksi 2 bölü 6 oluyor. Paydalarımız eşitlendiğine göre silebiliriz. Sol tarafta 3x artı x'ten 4x. Eksi 3 eksi 2'den eksi 5. Sağ taraf 6 ile eksi 2'nin toplamı 4 ve artı 2x şeklinde oldu. 2x'i sol tarafa eksi olarak atarsak 4x eksi 2x olur. Eşittir. Sağ tarafta 4 vardı. Eksi 5 yanına artı 5 olarak geldi. 4x eksi 2x 2x'e eşit. 4 artı 5 ise 9'a eşit. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 9 bölü 2 olarak bulunur. Her zaman doğal sayı ya da tam sayı çıkacak diye bir kanun yok. Rasyonel sayı da çıkabilir. Kesirli,
de çıkabilir. Ondalık gösterim de çıkabilir. Geçtik diğer denklemimize. X artı 1 bölü x artı 2 verilmiş. Ve karşılığında da 0 tam onda 5 yazıyoruz. 0 tam onda 5'i kesre çevirirsek 5 bölü 10 demektir. Sadeleştirirsek 1 bölü 2 demektir. Yani karşısına 1 bölü 2 yazmamda herhangi bir sakınca yok. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2 ile x artı 1'in çarpımı 2x artı 2 olur. Eşittir. 1 ile x artı 2'nin çarpımı bu da x artı 2 olur. X'i bu tarafa, 2'yi bu tarafa atarsak 2x eksi x eşittir. Artı 2 eksi 2 oldu. Sol taraf x kalırken sağ taraf 0 oldu. 0 doğal sayı olarak çıktı karşımıza. X eşittir 0. Ö şıkkına geldik. Burada da içler dışlar çarpımı yapacağız. Çünkü bilinmeyenler payda da olduğunda payda eşitli sil yöntemini uygulamamız çok mümkün değil. Şöyle 3 çarpı 2x'ten 6x eşittir. 1 çarpı x artı 5'ten x artı 5 oluyor. X diğer tarafa x olarak geçerse 5x'ten x çıktı, 6x'ten x çıktı, 5x kaldı. Sağ tarafta ise 5. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x eşittir 1 oluyor. Burada da yine içler dışlar çarpımı yapacağız. 2 ile 2x artı 1'in çarpımı 4x artı 2 eşittir. 3 ile x artı 2'nin çarpımı da 3x artı 6. 3x'i sola atarsak 4x eksi 3x'ten x kalır. Artı 2'yi diğer tarafa eksi olarak atarsak artı 6 eksi 2'den artı 4 kalır. X eşittir 4 olur. Çözümlerde açıklamamı istediğiniz yerler olursa eğer süresini etiketleyerek yorumlarda sorabilirsiniz. Her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Fırsat buldukça, elimden geldiğince. Diğer sayfadan devam ediyoruz. R şıkkına kadar geldik. 1 bölü 3x eşittir 1 eksi 1 bölü 2x. Burada şunu yapabiliriz. Eksi 1 bölü 2x'i diğer tarafa atabiliriz. Neden? Orada da x'li bir payda var. O yüzden şöyle 1 bölü 3x eksi bu tarafa artı olarak geldi. Artı 1 bölü 2x oldu. Eşittir 1 gibi bir durum söz konusu. 2x ile 3x'i eşitleyebilirim. Çünkü yanlarında sabit terim falan yok. Rahat bir şekilde eşitlenebilir. Nasıl eşitlenir? Burasını 2 ile genişletirsem 3x ile 2'nin çarpımı 6x olacaktır. Aynı şekilde 1 bölü 2x'i de 3 ile genişletirsem yine paydası 6x olacaktır. Şöyle 2 bölü 6x artı burası da 3 bölü 6x oldu eşittir 1. Burayı henüz eşitlemediğim için paydaları silemiyorum. 2, 3 daha burada paydalar eşit toplanabilir. 2, 3 daha 5 paydamız 6x payda ortak payda değişmiyor biliyorsunuz toplama çıkarmada eşittir 1 oldu. 1'in gizli paydası da yine 1. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 6x eşittir 5 kere 1 5 oldu. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x'i yalnız bırakmak için x eşittir 5 bölü 6 cevabına ulaşıldı. S şıkkına geldik. Burada da S şıkkına geldik. Burada da paydaları eşitleyebiliriz. Tüm paydaları eşitleyip payda eşitle sil yöntemini kullanabiliriz. Bunun gizli paydasının 1 olduğunu unutmayacağız. 4x ve 3x 12x de eşitlenebilir. Burasını 3 ile genişletmem yeterli. Burasını 4 ile genişletmem yeterli. 1'i 12x yapmak için 12x ile genişletmem gerekiyor. 3 çarpı 3 ile genişletince burası 3 bölü 12x olacak. Eksi burayı 12x ile genişletince 2 çarpı 12x'ten 24x bölü 12x olacak. Ve eşittir. 4 ile genişletince burası da 4 bölü 12x olacak. Şimdi paydalarımız eşit olduğu için silebiliyoruz. Eksi 24x'i diğer tarafa atalım. Artı olsun. Ve artı 4'ü bu tarafa atalım. Sağ taraf 24x olacak. Sol taraf 3. Artı 4 bu tarafa eksi 4 olarak geldi. 3'ten 4 çıkınca 1 kalır. Eşittir. 24x olur. X'i bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Her iki tarafı x'in katsayısı olan 24'e bölmem gerekiyor. Sağ taraf x kaldı, sol taraf
1 bölü 24 oldu. X'in değeri 1 bölü 24'tür. Ş şıkkına geldik. Burada paydalar eşit x artı 1 x artı 1. Kesirlerde topluma çıkarma için paydaların eşit olması yeterli. 1'den 3 çıktığında eksi 2. Eksi 2 bölü x artı 1 eşittir. 4 buluyoruz. 4'ün de gizli paydasının 1 olduğunu biliyoruz ve içler dışlar çarpımı. 4 ile x artı 1'in çarpımı 4x artı 4 olurken eksi 2 ile 1'in çarpımı eksi 2 olur. Artı 4 diğer tarafa eksi olarak geçince 4x eşittir eksi 2 eksi 4'ten 4x eşittir eksi 6 oldu. Yapmamız gereken her iki tarafı x'in katsayısı olan 4'e bölmektir. Burada 4'ler gitti, x kaldı. Eksi 6 bölü 4 sadeleştirirsek eksi 3 bölü 2 olur. Pay ve paydayı 2 ile sadeleştirdim. Geldik T şıkkına. Burada 2 eksi x ile x eksi 2 ters işaretli. Ne demek ters işaretli? X'in işareti eksi iken burada artı, burada 2'nin işareti artı iken burada eksi gibi. O halde ben bu kesri diğer tarafa geçirirken işaret değiştirmem gerekiyor. 3 bölü x eksi 2'yi önce bir yazalım. İşaret değiştirmek demek, paydayı değiştirmezsek payı eksi 5 yapmam gerekiyor. Payı değiştirmezsek paydayı değiştirmem gerekir. O halde ben payı değiştirmeyeyim, artı 5 olarak kalsın. Paydayı değiştireyim. Ne olacak? Eksi 2 artı x. Eksi 2 artı x de x eksi 2 demektir. Eksi 1'i de diğer tarafa gönderirsek artı 1 olur. Şimdi sağ tarafta paydalara eşit olan iki kesir var. 3 ile 5'in toplamı 8 bölü x eksi 2'nin 1'e eşit olması isteniyor. 1'in gizli paydası da 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak 1 ile x eksi 2'nin çarpımı x eksi 2. 8 ile 1'in çarpımı da 8. Eksi 2 diğer tarafa artı olarak geçtiğinde 8 artı 2'den 10 olur x değeri. U şıkkına geldik. Burada x eksi 10 şeklinde paydaları eşit iki kesir görüyoruz. O halde bu 9 bölü x eksi 10'u diğer tarafa işaret değiştirerek atalım. 2x eksi 11 bölü x eksi 10. 9 diğer tarafa eksi 9 olarak geldi. Eksi 9 bölü x eksi 10 eşittir. Sağ tarafta ne kaldı? 3 bölü 2. X eksi 10'lar aynı olduğu için paydalarımız aynı. Paylarla işlem yapabilirim. 2x eksi 11 eksi 9. 2x eksi 11 eksi 9 aynı işaretli olduğu için toplayıp ortak işareti verdik. Eksi 20 oldu. Eşittir 3 bölü 2. Burada içler dışlar çarpımı yapacağız. 2x eksi 20 ile 2'nin çarpımı 2 çarpı 2x 4x 2 çarpı eksi 20 eksi 40 eşittir. 3 ile x eksi 10'un çarpımı 3 kere x 3x 3 kere eksi 10 eksi 30. 3x'i bu tarafa eksi 40'ı bu tarafa attık. 4x eksi 3x oldu. Bu sorunun sonunda çok önemli bir şey var. Mutlaka dinleyin, atlamayın. Eksi 30 yanına artı 40 geldi. 4x eksi 3x'ten x, eksi 30 artı 40'tan 10. X değerini 10 olarak bulduk. Ancak bilinmeyen hem pay hem payda da var bu soruda. Paydadaki yerine yazdığımız zaman paydada ne var burada? X eksi 10 var. X eksi 10 ifadesinde x yerine 10 yazarsak 10 eksi 10'dan 0 oluyor. Yani payda 0 oldu. Payda 0 olunca ne oluyordu? Videonun en başında anlatmıştık. Tanımsız oluyordu. Tanımsız olduğu için x 10'da olamaz. Dolayısıyla bu sorunun çözüm kümesi boş kümedir. Yani x yerine herhangi bir reel sayı yazamayız. Eşitliği hiçbir sayı sağlamaz. Geldik Ü şıkkına. 1 bölü x eksi 2 bölü x artı 7 bölü x. Paydalar eşit olduğu için direkt toplayacağız. 1'den 2 çıktı eksi 1. 7 ile topladık 6. 6 bölü x eşittir 12 bölü 12'nin gizli paydası ne? 1. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 12x eşittir 6 kere 1 6. X'in katsayısı 12 olduğu için her iki tarafı 12'ye bölerek x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. X eşittir 6 bölü 12 oldu.
6 ve 12'yi de 6 ile sadeleştirirsek 1 bölü 2 olur x değeri. Burada x eksi 1'in paydası 1, x eksi 1'in paydası 1. Dağılma özelliğiyle çarpma işlemlerimizi yapabiliriz. Ancak cebirsel ifadelerden öğrendiğimiz bir yöntemi kullanalım. Neydi? Ortak çarpan parantezini alma özelliğimiz vardı, yöntemimiz vardı çarpanlara ayırma konusunda. Ne alaka diyebilirsiniz. Bakın burada çarpı x eksi 1 var. Burada da çarpı x eksi 1 var. Ortak çarpan parantezini alınca çok basit olacak. X eksi 1 parantezine alıyorum. Buradan ne geliyor? 1 bölü 3 geliyor. Arada çıkarma işlemi var. Eksiği yazdık. Buradan ne geliyor? 3 bölü 4 geliyor. Eşittir 0 olması istenmiş. Şimdi burada paydaları eşitlerseniz, burasını 4 ile burasını 3 ile genişleterek x eksi 1'e şimdilik dokunmuyorum. 4 ile genişlettim. 4 bölü 12 eksi burası da 9 bölü 12 oldu. Eşittir 0. 4 bölü 12'den 9 bölü 12 çıktı. Eksi 5 bölü 12. En başta da ne var? X eksi 1. Aralarında çarpma işlemi var. Eşittir 0. Çarpma işleminin sonucu 0 olabilmesi için çarpanlardan birinin 0 olması gerekir. Burası 0 değil. Eksi 5 bölü 12. O zaman x eksi 1'in mutlaka 0 olması gerekir. X eksi 1 eşittir 0. Eksi 1'i diğer tarafa attığımız zaman artı olarak geçecek. X eşittir artı 1 olur. Burada ortak çarpan parantezini alamıyorum. Çünkü biri x eksi 1, biri x artı 1. O zaman ne yapacağız? Bunun gizli paydası 1, bunun gizli paydası 1 diyeceğiz. Kesirlerle çarpma işlemimizi yapacağız. 1 ile x eksi 1'i, 2 ile de 1'i çarpacağız. 1 ile x eksi 1'in çarpımı 1 etkisiz eleman olduğu için x eksi 1'dir. 2 ile 1'in çarpımı 2'dir. Burada toplama işlemi var. O yüzden artıyı koyduk. Burada da benzer bir şey. 3 ile x artı 1'i çarpacağız. 2 ile de 1'i çarpacağız. 3x artı 3 bölü 2 olacak. Eşittir 5. Sol taraf paydaları eşit 2 kesirden oluşuyor. Paydamız 2. X 3x daha 4x. Eksi 1 artı 3 daha artı 2 eşittir 5. 5'in gizli paydası ne? 1. Burada da içler dışlar çarpımı yapalım. 1 etkisiz elemandır. Dolayısıyla 4x artı 2 ile çarpımı 4x artı 2 olur. 5 kere 2 de 10 olur. Artı 2'yi diğer tarafa eksi olarak atarsak 10 eksi 2'den 8 buluruz. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 4'e bölersek x eşittir 8 bölü 4'ten 2 olarak bulunur. Evet, ondalık gösterimlerin de bulunduğu bir cebirsel denklem görüyoruz. Burada sol taraftaki denklemi 10'la genişletelim. Kesri daha doğrusu denklemi demeyelim. 10'la genişlettiğimiz zaman 1 virgül sağa kayacak. Burası da 1 virgül sağa kayacak. Ve 4 bölü 2x eşittir 0 tam onda 5 bölü x artı 0 tam onda 5 olacak. Burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 0 tam onda 5 ile 2x'in çarpımı 1x yapar. 4 ile x artı 0 tam onda 5'in çarpımı 4 çarpı x 4x. 4 çarpı 0 tam onda 5 2. X'i bu tarafa eksi olarak 2'yi de bu tarafa eksi olarak atarsak 4x eksi x eşittir eksi 2 oldu. 3x eşittir eksi 2. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir eksi 2 bölü 3 olarak bulunur. 10 bölü 0 tam onda 2 artı x eşittir 5 bölü x artı 0 tam onda 1. Bu şekilde orantı şeklinde sol tarafta bir kesir, sağ tarafta bir kesir olan denklemlerde paylar kendi arasında, paydalar kendi arasında sadeleşebiliyordu. Burasını 5'e bölersek 1, burasını 5'e bölersek 2. Bu şekilde çok daha kolay olacak. Bununla burayı çarptık. 2 ile x artı 0 tam onda 1'in çarpımı 2x artı 0 tam onda 2 eşittir. 1 ile buranın çarpımı da etkisiz eleman olduğu için değişmez. 0 tam onda 2 artı x olur. Her iki taraftan 0 tam onda 2'leri silebiliriz. Artı 0 tam onda 2'ler gitti.
Burada ne kaldı? 2x eşittir x oldu. X'i bu tarafa eksi olarak atarsak 2x eksi x, diğer tarafta bir şey kalmadığı için eşittir 0 olur. 2x'ten x çıktığında x eşittir 0 olur. X değerini bu denklemde 0 olarak bulmuş olduk. Geldik denklemini kendi kuracağımız sorulara. Aşağıdaki problemlerin çözümünü veren denklemleri kurunuz denmiş. Bir sayı kendisinin 3 eksiğinin 2 katına eşit olduğuna göre hangi sayı bu? X. Neye eşitmiş? Kendisinin 3 eksiğinin x eksi 3'ün 2 katına. Denklemimiz bu. Çözmek gerekirse sağ tarafta dağılma özelliğini kullandık. 2x eksi 6 eşittir x oldu. X'i bu tarafa, eksi 6'yı bu tarafa attık. Artı 6 olarak geçti sola. 2x'in yanına da eksi x geldi. X buradan 6'ya eşit oldu. Toplam 27 öğrenci olan bir sınıfta kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısından 3 fazladır. Erkek öğrenci sayısı kaçtır? Erkek öğrenci sayısına x diyoruz. Erkek öğrencilerden 3 fazla olduğuna göre kızlara da x artı 3 diyoruz. Toplam 27 öğrenci var. Kızlar x artı 3, erkekler x. Toplam 27. Çözmek gerekirse denklemimiz bu. Çözmek gerekirse artı 3'ü diğer tarafa eksi olarak atıyoruz. Burada 2x kaldı. Sağ tarafta 27 eksi 3'ten 24 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 12 olarak bulundu. 50 TL parası olan Canan parasının bir kısmı ile defter aldıktan sonra defter için harcadığı paranın 2 TL fazlası ile kalem alıyor. Canan geriye defter için harcadığı kadar parası kalıyor. Canan'ın kaç lirası vardır diye sorulmuş. Kaç lirası kalmıştır diye sorulmuş, pardon. Şöyle yapacağız. Ne kadar parası kalmıştır diyordu. Defter için harcadığı para kadar. O zaman defter parasına x diyeceğiz ki kalan para da x olsun. Harcadığı para kadar, deftere harcadığı para kadar parası kalıyor. Defter için harcadığı paranın 2 TL fazlası kadar kalem alıyor. Yani x artı 2. X liraya defter aldı. X artı 2 liraya kalem aldı ve x lirası kaldı. Bunların toplamı 50 TL olacak ve zaten x kalan para olmuş olacak. Artı 2'yi diğer tarafa eksi olarak attık. 50'den 2 çıktığında 48 kaldı. Sol tarafta 1x, 2x, 3x kalmış oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 48 bölü 3'ten x eşittir 16 olarak bulundu. Defter parasına biz x demiştik. Kalan para da defter parası kadardı. Dolayısıyla cevap 16. 30 kişilik sınıftaki öğrenciler sıraların yarısına ikişerle, diğer yarısına üçerle oturduğunda ayakta öğrenci kalmadığına göre bu sınıfta kaç sıra vardır deniyor. Sıra sayısına x diyeceğiz. Sıraların yarısı x bölü 2 olacak. Diğer yarısı da yine x bölü 2 olacak. X bölü 2 tane sıraya ikişerli oturdukları için çarpı 2 bu kadar öğrenci oturmuş olur. Diğer yarısına yani x bölü 2'ye de üçerli oturduklarında çarpı 3 bu kadar öğrenci de üçerli oturmuş olur. Bu öğrencilerin tamamı ise 30 kişi eşittir 30 şeklinde denklemimizi yazdık. Burada gizli payda 1, gizli payda 1 çarpma işlemlerini yapalım. X çarpı 2'den 2x, 2 kere 1'den 2 artı 3 kere x, 3x bölü 2 kere 1'den 2 eşittir 30. Denklem budur. Bunun çözümü için yapmamız gereken ise sol tarafta paydalara eşit olduğu için toplamamızı yapabiliriz. 2x, 3x daha 5x. 5x bölü 2 eşittir 30. 30'un da gizli paydası 1. Burada da içler dışlar çarpımı yapacağız. 1 çarpı 5x'ten 5x. 30 çarpı 2'den ise 60 oldu. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde 60 bölü 5'ten 12 cevabına ulaşıyoruz. X eşittir 12 oluyor. Biz sıra sayısına x demiştik ve sıra sayısı sorulduğu için cevabımız 12. Hangi sayının 9 fazlasının 1 bölü 3'ü eksi 5'tir? Bu soruları denklem kurmadan da çözebiliyorsunuz. Ancak amaç burada denklem kurma becerimizi geliştirmek olduğu için denklemleri doğru kurmaya çalışalım. Cevabı bulmak çok önemli değil. Zaten sorunun başında denklemleri yazınız diyordu. Denklemleri çözünüz veya problemleri çözünüz demiyordu.
Önemli olan, esas olan denklemi kurmak. Hangi sayının bilmediğimiz bir sayı? 9 fazlası x artı 9. Bu fazlasının 3'te 1'i. Yani bunun 1 bölü 3 ile çarpımı eksi 5'tir. Denklemimiz bu. Çözüme geçtiğimiz zaman bunun gizli paydası 1. Çarpma işlemini yapıyoruz. Kesirlerle çarpma. 1 ile x artı 9'un çarpımı x artı 9 bölü 3 kere 1 de 3 eşittir. Eksi 5. Eksi 5'in gizli paydası da yine 1. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 1 ile x artı 9'un çarpımı x artı 9 olacak. Eşittir. 3 ile eksi 5'in çarpımı da eksi 15 olacak. Artı 9'u diğer tarafa eksi olarak attık. X eşittir eksi 15 eksi 9'dan. X eşittir eksi 24 oldu. Aynı işaret olduğu için toplayıp ortak işareti verdik. E şıkkına geldik. Bir sayı ile bu sayının yarısının toplamı bir sayı bilmiyoruz x. Bu sayının yarısı x bölü 2. Toplamı 36 olduğuna göre x ile x bölü 2'nin toplamı 36'ya eşit denmiş. Denklemimiz bu. Payda eşit desil yöntemiyle çözersek eğer bunun gizli paydası 1, bunun gizli paydası 1. 2 de eşitleyeceğiz. Burayı 2 ile, burayı 2 ile genişletiyorum. 2x bölü 2 artı x bölü 2 eşittir. 36 ile 2'nin çarpımı 72 bölü 2 oldu. Paydaları silersek 2x artı x'ten 3x eşittir 72 kalır. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir 24 olur. Bir merdivenin basamakları ikişer ikişer çıkıldığında 20 adım atılmaktadır. Bu merdiven kaç basamaklıdır? Merdiven kaç basamaklı? X basamaklı olsun. İkişer ikişer çıkarsak x bölü 2 adımda çıkmış oluruz. Yani 100 basamak varsa ikişer ikişer çıktığınızda 100 bölü 2'den 50 adımda çıkmış olursunuz gibi. X bölü 2 kaç adımda çıkılıyor? 20 eşittir. 20 dediğimizde denklem ortaya çıkmış oldu. Çözümü bunun gizli paydası 1. X çarpı 1'den x, 20 çarpı 2'den 40 oluyor. Cevabımız 40. 1 bölü 4 ile 1 bölü 5'in farkı 10 olan sayı kaçtır? Sayımız x olsun. 1 bölü 4'ü dediğimiz x bölü 4'tür. 1 bölü 5'i dediğimizde x bölü 5'tir. Farkı 10 olan sayı kaçtır? Denklem bu şekilde yazıldı. Paydaları 20'de eşitleyip silebiliriz. Burasını 5 ile, burasını 4 ile ve burasını 20 ile genişletiyoruz. 5x bölü 20 eksi 4x bölü 20 eşittir 200 bölü 20 oldu. Paydaları şimdi sildik. 5x'ten 4x çıktı. X kaldı. Diğer tarafta ise 200 kaldı. Sayımızın değeri 200 oldu bu denklemde. Geçtik diğer sayfaya. Bu sayfada denklemleri kurunuz denmiyor. Problemleri çözünüz diyor. Dolayısıyla bir önceki sayfada yaptığımız gibi hem denklemi kuracağız hem de çözeceğiz. Hangi sayının 1 bölü 3'ünün 5 fazlası? Hangi sayı? X 1 bölü 3'ü 1 bölü 3 ile çarpımı demektir. 5 fazlası aynı sayının yarısına eşittir. Aynı sayı dediği x, yarısı dediği bölü 2. Paydaları 6'da eşitleyip sileceğiz. Bunun gizli paydasının 1 olduğunu unutmuyoruz. Burasını 2 ile, burasını 6 ile ve burasını 3 ile genişletiyoruz. 2x, burada x çarpı 1 zaten x ettiği için ayrı ayrı çarpmama gerek yok. Sadece 2 ile çarpıyoruz. 2x bölü 6. Burası 30 bölü 6 eşittir. 3x bölü 6 oldu. Paydalarımız 6. Bunları sildik. 2x'i diğer tarafa eksi olarak attık. 3x'ten 2x çıkınca x kaldı. Sol tarafta ise 30 kaldı. Sayımız 30'dur. Bir sayının bir eksiği aynı sayının 4'te 3'ünün 12 fazlasına eşittir. Bir sayı x, bir eksiği x eksi 1. X eksi 1 neye eşit deniyor? Aynı sayının yani x'in 3 bölü 4'ünün 3x bölü 4 demek 12 fazlasına eşittir. Denklemimiz bu. Çözümü paydaları 4'te eşitleyeceğiz. Burasının gizli paydası 1, burasının gizli paydası 1. 4 ile ve 4 ile genişletmem gerekiyor. 4 ile genişletirsek 4x eksi 4 bölü 4 eşittir. 3x bölü 4 eşittir. 4 ile genişlettik. Eşittir değil artı. 48 bölü 4. 4'leri silebiliyorum. Burada yapmam gereken 3x'i diğer tarafa, eksi 4'ü
diğer tarafa atmak. 4x'in yanına eksi 3x geldi. 48'in yanına da eksi 4 artı 4 olarak geldi. X eşittir 52 oldu. Cevabımız 52. Bir sınıftaki öğrencilerin 2 bölü 3'ü matematik sınavından başarılı olurken 8 öğrenci başarısız olmuştur. Bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? Öğrenci sayısı x olsun. 2 bölü 3'ü yani başarılı olanlar 2x bölü 3. 8 öğrenci de başarısız olmuş. 2x bölü 3 tane başarılı öğrenciye 8 tane başarısız öğrenciyi eklersek sınıftaki tüm öğrencileri verir yani x'i verir. Paydalarını 3'te eşitleyip sileceğiz. Burasını 3 ile burasını 3 ile genişleterek 2x bölü 3 artı 24 bölü 3 eşittir 3x bölü 3 oldu. 3'leri sildik. 2x'i de diğer tarafa attık. 24 eşittir 3x eksi 2x oldu. Buradan x eşittir 24 olarak bulundu. Sınıf mevcudu yani öğrenci sayısı x demiştik. Cevabımız da 24 oldu. Ece parasının 3 bölü 5'ini harcadığında 3 bölü 5'i 3x bölü 5'tir. 12 TL azaldığına göre parası 12 TL azaldığına göre harcadığı kısımla azalan kısım aynıdır. Dolayısıyla 3x bölü 5 eşittir 12 dememiz yeterli. Gizli paydamız 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak eğer 3x eşittir 5 çarpı 12 olacak. 12 ile 3'ü sadeleştirebiliriz. 3'e böldük 1, 3'e böldük 4. Sol tarafta x kaldı, sağ tarafta 5 kere 4, 20 kaldı. Ece'nin başlangıçta 20 TL parası vardı. Yukarıdaki eş bölmeli su kabına 3 litre daha su eklenince kabın yarısı dolmuş oluyor. Buna göre kap tamamen dolduğunda kaç litre su alır diye sorulmuş. Burada belli olmuyor ama kitaptan baktım. Birinci çizgiye kadar dolu verilmiş. Yani şuraya kadar dolu verilmiş. O zaman 1/3 dolu demektir. Kabın tamamına x dersek biz 1/3 biri yani şurası x bölü 3 olacak. Buna 3 litre daha su eklendiğinde yarısı yani x bölü 2 dolu oluyor. O zaman x bölü 3'e 3 litre daha su eklediğimizde x bölü 2 oluyor. Bunun çözümü için 3'ün gizli paydası 1. 6'da eşitleyeceğiz. Burayı 2 ile, burayı 6 ile ve bu kesrimizi 3 ile genişleterek yazıyorum. 2x bölü 6 artı 18 bölü 6 eşittir 3x bölü 6 oldu. Paydadaki 6'lar aynı olduğu için sildik. 2x'i diğer tarafa attık. 3x'ten 2x çıkınca x kaldı. Sol tarafta ise 18 kaldı. Kabın tamamına x demiştik. Tamamen dolu olduğunda kaç litre su alır? 18 litre. Cevabımız 18. Bir araba yolun önce 1 bölü 6'sını sonra kalan yolun 2 bölü 5'ini gidiyor. Toplamda 100 kilometre yol gittiğine göre. Yolun tamamı kaç kilometre yolu kalmıştır diye soruyor. Yolun tamamına x diyelim. 1 bölü 6'sını gittiğinde x bölü 6 gitmiş olur. Kalan yol 6x bölü 6'dan x bölü 6'yı çıkartırsak 5x bölü 6 kalmış olur. Kalan yolun yani 5x bölü 6'nın da 2 bölü 5'ini gitmiş çarpı 2 bölü 5. Araba toplam 100 kilometre yol gittiğine göre diyor. Şöyle yapacağız. X bölü 6 gitti. İlk gidilen bu. Sonra şuraya gidiyor. Buradaki 5'ler birbirini götürür. 2x bölü 6 daha gitti. Eşittir. Toplam 100 kilometre yol gittiğine göre eşittir 100. Sol tarafta paydalar eşit olduğu için toplayabilirim. X bölü 6 ile 2x bölü 6'nın toplamı 3x bölü 6 eşittir 100. 3 ile 6'yı sadeleştirirsek x bölü 2 eşittir 100. Yani yolun yarısı gidilmiş ve 100 kilometre. Diğer yarısı da kalan olduğu için, o da yarısı olduğu için cevabımız 100'dür. Ardışık 3 çift sayının toplamının yarısı 9 olduğuna göre bu sayı kaçtır denmiş. Bu sayıların en küçüğü kaçtır ya da en büyüğü kaçtır denmesi lazım. En küçüğünü sordular diye kabul edelim biz. En küçüğüne x dersek ortanca ve büyük olan için ne deriz? Ardışık 3 sayının
3 çift sayının ikişer ikişer artacak. Çünkü 3 tane çift sayı söyleyelim mesela. 10, 12, 14. Aralarında hep 2 fark var. X artı 2 ve X artı 4 olacak. Bunların toplamının yarısı. Bunları toplayıp 2'ye böleceğiz. X artı X artı 2 artı X artı 4 bölü 2 yarısı eşittir 9 olduğuna göre. Bölü 2'yi diğer tarafa çarpı olarak atarsak 9 kere 2 18 olur. Eşittir sol tarafta x x x 3x artı 2 artı 4'ten artı 6. Artı 6'yı diğer tarafa eksi olarak attık. 3x eşittir 18'den 6 çıkınca 12. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir 4. Bu sayılardan en küçüğü 4'tür. Cevap anahtarında 6 ya da 8 de yazıyor olabilir. En küçüğünü sorsaydı 4, ortancayı sorsaydı 6, en büyüğünü sorsaydı 8 diyecektik cevap olarak. Geldik bu videoda çözeceğimiz son sayfaya. Videolar uzun oluyor farkındayım. Dinlene dinlene kaldığınız yerden devam ederek takip edebilirsiniz videoları. Video çözümlerini yapmadan önce, bakmadan önce mutlaka kendiniz çözün. Cevap anahtarından kontrol edin. Emin olmadığınız, doğru yapsanız bile çok emin olmadığınız sorular varsa o çözümleri izleyin sadece. Ve yapamadığınız soruları, yanlış yaptığınız soruları izleyin diye tavsiye ederim. Sınava hazırlanan öğrenciler olarak saatlerce ekran başında olmanızı tavsiye etmem. Evet, G şıkkından devam ediyoruz. Yukarıda eşkenar üçgen ile karenin çevre uzunlukları birbirine eşittir. Eşkenar üçgenin çevresi 3 tane eşkenardan oluştuğu için bir kenarın 3 ile çarpımıdır. Yani 5A bölü 2 çarpı 3. Karenin çevresi de bir kenarın çarpımının bir kenarın uzunluğunun 4 ile çarpımıdır. Çünkü 4 kenar birbirine eşit. Burası 15A bölü 2. Burası ise şöyle dağılma özelliğini yaparsak 8a eksi 4. Bunun gizli paydasının 1 olduğunu biliyoruz artık defalarca söyledik. İçler dışlar çarpımı yaparsak 15a ile 1'in çarpımı 15a. 2 ile 8a eksi 4'ün çarpımı 16a eksi 8. 15a'yı bu tarafa, eksi 8'i bu tarafa atarsak 16a'dan 15a çıkınca a kalıyor. Eksi 8 diğer tarafa artı olarak geçtiği için 8 oluyor. Bize karenin bir kenarı kaç birimdir diye soruluyor. Karenin kenarına bakıyorum. 2a eksi 1 yazıyor. A yerine 8 yazarsak 2 çarpı 8 eksi 1. 2 kere 8 16 1 çıktı. 15 olarak cevap bulundu. 1 bölü 2 ile 1 bölü 5'inin toplamı 28 olan sayı kaçtır? 1 bölü 2'si ile olacak. 1 bölü 2'si dediğimiz x bölü 2, 1 bölü 5'i dediğimiz x bölü 5. Bunların toplamı 28 olsun istiyoruz. Paydaları eşitleyip sileceğiz. Burasını 5 ile, burasını 2 ile ve burasını 10 ile genişletmem gerekiyor. 5x bölü 10 artı 2x bölü 10 eşittir 280 bölü 10 oldu. Paydalarımız eşitlendiğine göre silebiliriz. 5x 2x daha 7x eşittir 280. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde 280'i 7'ye böldük. 40 cevabına ulaştık. Geldik. Yunus bir kitabı her gün bir önceki günden 6 sayfa fazla okuyarak 4 günde bitiriyor. 3. günün sonunda kitabın 7 bölü 10'unu okuduğuna göre bu kitap kaç sayfadır? 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün. Her gün bir önceki günden 6 fazla. 1. gün x, 2. gün x artı 6, 3. gün x artı 12, 4. gün x artı 18. Kitap toplam 4x artı kaç yapıyor? 36. Şimdi diyor ki 3. günün sonunda kitabın 7 bölü 10'unu okuyor. Yani şu 3 günün toplamı 3x artı 18 kitabın tamamının yani 4x artı 36'nın 7 bölü 10'una eşit çarpı 7 bölü 10. Buradaki bölü 10'u diğer tarafa çarpı olarak atarsak 30x artı 180 olur. Eşittir. Burada da 7'yi dağılma özelliği yaparsak 28x artı 30 kere 7 210, 6 kere 7 42,
Topladık 252. 28x'i bu tarafa attık. 30x eksi 28x'ten 2x oldu. 180'i diğer tarafa attık. 252 eksi 180'den 72 oldu. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir 36 olarak bulundu. Şöyle kenara yazalım. X eşittir 36 olarak bulundu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde. Bize kitap kaç sayfadır diye sorulmuştu. Kitabın cebirsel olarak 4x artı 36 olduğunu az önce burada yazdık. X yerine 36 yazarak cevabı bulacağız. 4x 4 çarpı 36 artı 36. 4 kere 36 144. 36 ile de topladığımızda kitabın toplam 180 sayfa olduğunu bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Yukarıda satış fiyatı verilen not defteri alış fiyatının 3 bölü 5 katı fazlasına satılmaktadır. Not defterinin alış fiyatı kaç liradır? Alış fiyatına x dersek satış fiyatı alış fiyatının 3 bölü 5 katı fazlası. Alış fiyatı x 3 bölü 5 katı 3x bölü 5 katı fazlasına dediği için ekledik ve satış fiyatının 24 TL olduğu zaten söylenmiş. Kesirlerde yaptığımız işlemi yapalım burada. 5 kere x, 5x, 3x ekledik, 8x. 8x bölü 5 eşittir 24 bölü 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak 8x eşittir 5 çarpı 24 olacak. 8'e böldük 1, 8'e böldük 3. X eşittir 5 kere 3'ten 15 olarak bulundu. Bize de alış fiyatı yani x soruluyordu. Cevabımız 15. Açılış ücreti 7,25 TL olan bir taksi için gidilen her kilometre başına 3,5 TL ödenmektedir. Bu taksi ile belirli bir yolu giden Ender bu yol için 66,75 TL ödediğine göre kaç kilometre yol gitmiştir? Açılış ücreti 7,25. Bu sabit. Artı her kilometre için 3,5 lira ödüyor. Kaç kilometre yol gitti? X kilometre gitmişse eğer 3,5x dememiz gerekir. Eşittir 66,75 olacak. Denklemi virgülden kurtarmak için hepsini 100 ile genişletirsem yani ikişer basamak sağa kaydırırsam burası 725 olur. Burası 2 basamak sağa kaydırınca 350x olur. Burası ise 2 basamak sağa kaydırınca 6675 olur. 725'i diğer tarafa eksi olarak atacağız. 350x eşittir 6675 eksi 725 olacak. 350x eşittir 6675'ten 725 çıkartıyorum. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 2 çıktı 5. 6'dan 7 çıkmıyor. 16'dan 7 çıktı 9. Burada 5 kaldı 5. Öncelikle her iki taraftan birer sıfır silelim. Şu şekilde. Evet. Sonra her iki tarafı 35'e böleceğiz. X eşittir. 59'da 35 bir defa var. 59'dan 35 çıkarsa 24 kalır. Yanına da 5 eklendiğinde 245. Şöyle kenarda bölelim. 245'i de 35'e bölersek 7 defa var muhtemelen. 7 kere 5 35, 7 kere 3 21, 3 de elde 24. Evet. 7 defa var. X eşittir 17. 17 kilometre yol almış demektir. Bir terzi elindeki kumaşın önce 2 bölü 5'ini sonra kalanın 3 bölü 4'ünü satıyor ve elinde 12 metre kumaş kaldığına göre terzinin elindeki kumaş kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi terzinin elindeki kumaş x metre olsun. 2 bölü 5'ini sattığınız zaman 2x bölü 5 satmışsınız demektir. Sonra kalanın 3 bölü 4'ü diyor. Bakın önce kalanı bulmanız lazım. 5x bölü 5'ten 2x bölü 5'i çıkartırsak 3x bölü 5 kalır. 3x bölü 5'in 3 bölü 4'ü. 3 kere 3 9. 9x bölü 20. 9x bölü 20 daha satıyor. Bunu da sattı.
12 metrede kumaş kalıyor. 12 metre kalanı da eklersek başlangıçtaki kumaş miktarına eşit olur. Şu iki cebirsel olan satılanlar 12'de kalan bunların toplamı baştaki kumaş miktarına eşit olur. Paydalarını 20'de eşitleyeceğiz. Burasını 4 ile, burasını 20 ile ve burasını 20 ile genişleterek yazıyorum. 8x bölü 20 artı 9x bölü 20 eşittir artı devamı var. 240 bölü 20 eşittir 20x bölü 20. Şimdi paydaları silersem 8x, 9x daha 17x. 17x'i 20x'in yanına eksi olarak atarsak 20x eksi 17x olur. Sol tarafta ne kalır? 240 kalır. 20x'ten 17x çıktı. 3x eşittir 240. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde x eşittir 80 olur. X zaten terzinin elindeki başlangıçtaki kumaş miktarıydı. Dolayısıyla cevabımız 80 oldu. Bu soruyla bu videoyu tamamlıyoruz. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Yakında yeni video yüklenecek. Video yüklendiğinde haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açın. Ayrıca videomuzun linkini de arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da istifade etmiş ve faydalanmış olurlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.